Las Hayas de Valencia. Del 15 al 19 de marzo, Valencia se vuelca en la celebración de Las Hayas, una fiesta que combina tradición, sátira y arte y que no se puede perder por nada del mundo. Evet. 15 Mart, 19 Mart arası tarihleri arasında. Valencia. Fayas kutlamalarını yapıyor mu de, diyelim. Ne diyelim? Orada bir tık fazlası var. Volkarse en kendini bir şeye adamak, o işe koyulmak, o tamamıyla o işle meşgul olmak. İşte o tarihler arasında Fayas kutlamalarıyla meşgul oluyor Valencia. Valencia, yani Valencia meşgul oluyor derken de hakikaten altını çizerim, tüm şehir bu organizasyona dahil oluyor. Herkes kendini hakikaten o işe adıyor. Evet. Bu bir işte bayram diyor. Gelenek, satira ve sanatın şey olması birlikte kombinasyonuyla kutlanan bir bayram da satira. Neydi? Satiriko, satirika. Şeydi o. Da, alaycı. Hiciv. Hiciv. İğneleyici değil mi? Aynen. Evet. Dolayısıyla geleneği, hicvi ve sanatı birleştiren bir bayram. Evet. Yani. No se puede perder por nada del mundo. Ve hani dünyada kaçırılmaması gerekir gibi bir şey mi diyor? Evet. Yani hiçbir bahane, dünyada hiçbir bahaneyle kaçırmaman gereken diye de reklamını yapıyor. Evet. Kaçırılmaması gereken diyor, değil mi? Var mı soru? Yok. Evet, burada bir Volkarse fiili var. Kendini adamak ne görmüştük biz? Bir fiil vardı. Evet. Meslek için kullanıyorlar demiştim. Mesleği sormak için. Onun Dedikar. Dışında hani günlük hayatta çok kullandığımız bir fiil değildir çünkü kendini adamak. Dedikar mı? Süper, dedikarse. O da refleksif. Dedikarse. Bu da volkarse. Onun da o'su u-e oluyor. O da yine kendini adamak, kendini tamamen o işe vermek gibi bir anlamı var. Tradicionalmente los carpinteros quemaban los objetos viejos para limpiar sus talleres en la víspera de San José. Ese también era tradición para despedir el invierno y dar la bienvenida a la primavera. Diyor ki, geleneksel olarak marangozlar eski nesneleri yakarlar. Atölyelerindekileri temizlemek için. Atölyelerini temizlemek için. Tamam. O zaman dolayısıyla şey diyorum. Burada sağda solda kalmış parçalar, talaş, şu, bu veyahut da hakikaten belki yaparım deyip de yapamadıkları, kullanamadıkları parçalar, nesneler varsa belli bir süre sonra tabii bunları temizlemek gerekiyor. Dolayısıyla eskiden geleneksel olarak atölyelerini temizlemek için eski nesneleri marangozlar yakıyorlardı. Ne zaman? En la víspera de San José. San José'nin arife mi demek víspera? Evet. Aynen tamam, öyle. Arifesinde. San José'nin arifesinde. Aynen. Gene San Jose değil mi? Aziz Jose. Evet. İspanya'nın bunun üzerine durmuş muyduk hiç hatırlamıyorum ama İspanya'da bir de şöyle bir gelenek var. Her şehrin böyle kendine ait bir koruyucu azizi var. Bu Hristiyan, şimdi Katolik geleneğinden gelen bir şeydir. Dolayısıyla Valencia'nın koruyucu azizi veyahut da işte oranın azizi Jose. Ona atfedilen bir gün de var. O ayın 16'sıydı yanlış hatırlamıyorsa. 16 Mart.
olması lazım. O 16 Mart'tan önce geleneksel olarak demek ki hepsi o bütün o marangozlar aşağı yukarı o aynı günde atölyelerini temizlemek için o eski şeyleri yakıyorlar. Ayrıca Tambien era tradisyon. şey gelenek değil mi? Gelenek. Gelenekti. Ne yapmak için? Para despedir el invierno. Kışa veda etmek için Kışa veda etmek için. Y dar la bienvenida a la primavera. ve ilkbaharda da merhaba yani hoş geldin demek için. Aynen. Dar la bienvenida değil mi? Hoş geldin demek deriz biz. Onlar veriyorlar. Hoş geldini vermek için. Biz hoş geldin demek için. Veya karşılamak değil mi? İlkbaharı karşılamak için. Dolayısıyla gene Nisan şey işte Mart ayındayız. Dünyada zaten kutlanılan bir şeydir bu. İnsanlığın varlığından beri bugüne kadar gelen pagan geleneklerinden biridir bu. Kışı veda etmek, yazı karşılamak. Mesela bizde neyle kutlanılır? Nevruz. Ve Nevruz artık şey. Neydi Toprağın o? altına gömülüyordu. Onun adı neydi ya? Hıdrellez. Nevruz. Yani dünyanın her yerinde farklı isimler ve farklı gelenek, farklı etkinliklerle kutlanılan bir şeydir bu. İşte ateşin üstünden atlamak, efendim başka ne var? Geleneksel olarak yapılan? İşte gül gibi. Gül dibi mi? Güle dilek bırakıyorlar hocam. Ha, Dileğinizi ha 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 ha. Gül çizip dibi gül işte ne oluyordu? Evet, gül ağacının ağacına. Gül dibi de gül ağacının şey evet. Bu işte istediğin şeyin resmini çizip kesip oraya asmak veyahut da işte dibine gömmek. Ateşin üstüne atlamak, şarkı, türkü, eğlence bilmem ne falan. Muhakkak vardır. Muhakkak vardır böyle bir. Tüm dünyada vardır. O eski yaşam şarttan düşününce hani bu kışta ölmedik diye sevinmek çok normal yani. Tabii ki, tabii ki orta çağ falan değil mi? Aynen. Düşününce evet her şey iyi gitti. Bunu da atlattık. Güzel şeyler gelecek falan şeklinde. O ağır kış şartlarını atlatmak tabii ki inanılmaz bir bayram havası. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla ikisi böyle birbirine karışmış biraz. İşte kışı veda, kıştan veda, ilkbahara merhaba. İşte marangozların o tam o dönemde işte o günlerde işte o eşyalarını yakması falan böyle bir şekilde birleşiyor ve Fayyaz kutlamasını oluşturuyor. Se caracteriza por tres elementos, las figuras de madera, plastic y cartón, conocidas como fallas, que se queman durante la noche de la crema. A excepción de uno de ellos que se salva por votación popular. Üç elementle se caracteriza burada şey gibi mi hani? Yani karakteristikleşmek değil herhalde. Tipik özelliği diyebilirsin. Ha, tip, doğru. Üç Değil mi? Tipik element. özelliği şudur veya özelliği şudur şeklinde. Karton, plastik, tahta figürler. Hatta onun hepsinin önüne D koysaydık daha mı güzel olacak? Las figuras de madera, de plastik y de karton. Oo. Ahşap, plastik ve kartondan yapılan figürler. Hı. Conocidas como fallas. Gibi konusidas fayas olarak bilinen mi nedir? Aynen öyle. Onların yani işte plastik karton mesela şimdi şu anda benim elime ahşap plastik karton verseler ne yaparım bilmiyorum ama böyle bir şey çıkmayacak kesin belli. Bu sanatçılar bunu yapıyorlar. İşte o plastik ahşap karton dediklerimizden bunları yapmayı beceriyorlar. Muhteşem bir sanat bu. Ki bunların hepsinin adı işte fayas. Bunların artık özel bir adı var. Fayas diye.
Ki bunlardan? Onlar işte krema gecesinde yakılıyorlar. Aynen. O gecenin adı krema, Noche de Crema veya krema. Hı. Çok mu atmış olurum bilmiyorum ama krematoryum kelimesinde buradan mı geliyor acaba diye. Evet. Değil mi? Mantık tabii. Çok çok çağrıştırdı çünkü bana mantık olarak da uyuyor. Latince'de evet, bu da ikinci olay aslında. Ona değinmemişiz burada ama dedik ki işte üç element üç ögeden oluşuyor. Bir o fayaslarımız var, bir krema gecemiz var işte o fayasların yakıldığı. Ama orada bir şey var. A excepción de uno de ellos que se salva por votación popular. Bir istisna var. Hı hı. Ha. Salva por votación. Oy çokluğu. Yo. Oy için veya halk oyu için. Evet, halk oyu için bir istisna mı var? Tam cümleyi oturtamadım. Yok. Yok, halk oylamasından dolayı bir tanesi yakılmıyor. Ha. Excepción de uno, bir tanesi hariç ki evet. O da se salva por votación popular. Halk oyladığı için kurtuluyor. Anladım. Wow. Onu da anlatırım şimdi. El tercer atractivo de esta fiesta popular que cada año atrae miles de turistas es la mascleta en que explotan miles de kilos de pólvora en la plaza del ayuntamiento. Pólvora. Pólvora, evet, özür dilerim, ben yine harfleri karıştırmışım. Pólvora baruttu değil mi? Toz. 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 Ne? Toz. Toz. Tamam. Diyor ki bu bayramın üçüncü özelliği ya da üçüncü özelliği mi olur? Atraksiyon yani, deriz bir de değil mi? Türkçe'ye de geçti tamam. O. Evet. İşte bu şeydeki üçüncü atraksiyon da diye açıklıyor. Her sene binlerce turist katılır. Çeken değil mi? Onların ilgisini çekiyor. Binlerce turistin ilgisini çeken üçüncü eylem, üçüncü etkinlik. Mascleta imiş. Adı bu zaten. Aha. Nedir o? Şudur ki binlerce kilo şeyin patlatıldığı, polvoranın patlatıldığı belediye binası meydanının önünde işte binlerce polvoranın patlatıldığı mascleta. Toz, bildiğin toz, pudra. Göstereceğim. Hah, bak Serdar yaptı böyle. Ya patlama deyince hani geliyor aklına. Patlatıyor işte, ortalık toz duman oluyor. Hocam kantır nesli bunlar, öyle patlama çatlama vurma hep bunlar geliyor aklına. Tuba bitirelim. Ondan sonra bununla da ilgili göstereyim resimlerini. En 2016 la UNESCO declaró esta fiesta patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aha. 2016'da UNESCO tarafından bu bayram insan kültürel bir şeyi ne alınmış? İnsan kültürel bir şeyine alındı. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası. He, tamam. Somut olmayan kültürel mirası. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası. Yani genellikle UNESCO somut şeyleri ele alıyor, doğru mu? İşte ne vardı? İşte piramitler. İnsanlık tarihi şeyinde. Sonra işte doğal yapılar vardı. Antik yapılar. Efendim? Antik yapılar. Antik yapılan işte günümüzde olanlar var, olmayanlar var. O işte ilk yedinin içinde galiba piramitler vardı ve piramitler sadece bugüne kadar ayakta durabilen.
Onun dışında İskenderiye Feneri falan. Hani insanlık şimdi işte UNESCO miras ilan ettiği zaman direkt bunlar akla geliyor. Ama bunun dışında birkaç tane daha alan var. İşte doğal yapılar var mesela. İşte şu anda aklıma gelmiyor. Bir mağara vardı. O mesela doğal tarih olarak, işte doğal miras olarak bırakıldı. Bir de somut. Yani bunlar mesela somut, elle tutulur, gözle görülebilir şeyler. Bir de elle tutulup gözle görülemeyenler var. İşte bunlardan bir tanesi bu Fayas oldu 2016'dan itibaren. Türkiye'de de mesela meddahlık geleneğini bilirsiniz. Meddahlık geleneği. Bu halk komedyenleriydi değil mi? Halk anlatıcıları daha doğrusu. İşte o da mesela Türkiye'de somut olmayan insanlık tarihi listesinde yer aldı. Bunun dışında birkaç tane daha var. İşte Mevlevi geneleği var galiba. Aşık atışması var. Bunların hepsi bu şekilde UNESCO tarafından belgelendi. Bunlar da Türkiye'de olanlar. Böyle bir yan bilgi. Hani nedir? Sadece orası için mi? Hayır. Aslında burada da çok, bizim topraklarımızda da çok yapılan var da çok fazla duyulmuyor bunlar değil mi? Evet Berkay, toz patlatma nedir? Budur. Belediye meydanı burası. Burayı etrafı kapalı bir alan yapıyorlar buraya. İnsanlar girmesin diye. Ve onun içine çok ciddi bir düzenek kuruyorlar. Bir saniye şu düzeneği bir yakından. Mesela. Çok ciddi bir düzenek kuruyorlar onun içine. Bunlar işte o, ne demiştiniz siz bunlara, çatlayıp patlayan şey, kız kaçıran mı? Epey bir ondan asıyorlar. Ve etrafına işte bu tozu fışkırtabilecek, patlatıp şey, havaya uçurabilecek düzenekler yapıyorlar. Etrafı kapalı, korumalı bir alan. Sonra önce bunları patlatıyorlar hakikaten arka arkaya. Patır patır patır, muazzam bir ses. O sesle birlikte özellikle renkli olan tozlar ve şey olanlar, böyle biraz şekilli şüküllü, yaldızlı maldızlı falan biraz parıldayanlar. Önce onlar patlıyor o gürültünün içinde. Ondan sonra gerçekten uzaktan şöyle bir tane görelim. Bu artık son nokta. O işte yüzlerce kilo toz dediği o hakikaten beyaz tozu patlatmaya başlıyorlar ondan sonra. Bu yaklaşık bir 10-15 dakika süren bir gösteri. Aklım bu şekilde olamadı. Hakikaten her taraf toz duman içinde oluyor. Bununla ilgili bir tane video seyretmiştim ben. İşte özellikle o şeyden çekmişler, şu kapalı alanın hemen dibinden. Orada çalışanlar herhalde, çünkü üstlerinde işte yelekleri, işte şapkaları falan. Gösteri başladı. Şimdi bunlar böyle heyecanlı şey yapıyorlar. İşte devam ediyor. Şimdi tabii önemli olan orada o düzeneği kuran kişilerin oradaki o zamansal senkronizasyonu tutturması çok önemli. İşte önce bunlar patlıyor. Ondan sonra arkasından otomatik olarak işte renkliler giriyor devreye. Sonra bu giriyor devreye ve bütün her şey gerçekten patlıyor. Şey bittiğinde, gösteri bittiğinde adamlar birbirlerine sarıldılar ya. Hey, başardık, hiçbir aksilik olmadı falan gibilerinde. Çünkü bir tane kablonun orada yanlış bağlaması bütün olayı götürür. Onların o sevinci çok çok güzeldi ya. Olay bu. Hah bak mesela bu da. Zafer pozu vermişler, evet halloldu diye. Çok ciddi bir çalışma yani. Bravo. Ve gördüğümüz gibi binlerce insan etrafta. Var mı öyle insan kalabalığını tam o anda gösteren? Buyurun. Of. Bunu seyretmek için. Bu tabii bir sokak, bir de bu tarafta var, bir de bu tarafta var. Ama hepsi hakikaten bayağı dolu oluyor o anda. Bak bu da yine 2014'ten. Bunu seyretmek için insanlar toplanıyor. Meydandaki Fayas'ın duman altında kalması. Güzel bir resim olmuş. Fayaslarımız da işte bu Fayaslardan bir tanesiydi. Niye açamadım?
açtım. Bu şekilde büyüklü küçüklü farklı heykeller yapıyorlar. Bu heykeller o yılki bir filmle ilgili olabilir, bir etkinlikle ilgili olabilir, öne çıkan bir konuyla ilgili olabilir, o yılın enteresan bir konusu veya adam sadece bir şeyden etkilenmiştir, hoşuna gitmiştir, onu yapmıştır. Bunlar sadece eğlence amaçlı olabilir veyahut da işte atıyorum bir ne bileyim komik bir politik bir olay geçti mesela politik platformda komik bir sohbet geçti. Onu hicvetmek için yapılmış olabilir veyahut da onları eleştirmek için bir içinde bir figür barındırabilir. Gerçi buradakiler pek öyle değil. Bunlar daha çok böyle eğlenceli amaçlı ama hiciv amaçlı da tabii ki oluyor. Bu yılındı mesela. Vallahi şeytanın aklına gelmez. Konu nasıl aklına geldiyse. Dolayısıyla bunlar bu sanatçılar hakikaten neredeyse bir yıl öncesinden başlıyorlar çalışmaya. Atölyelerinde parça parça bunları bir şekilde birleştirip sonra nasıl birleştirmek rahat olur falan filan şeklinde. Çünkü bayağı ciddi büyük uzun yapılar da var. Bu tek parça mesela ama böyle birkaç parçadan oluşanlar da var. Bak burada bir sürü farklı ayrıntılı küçük parça, büyüklü küçüklü parçalar da var. Ve bunlar şehrin her tarafına yerleştiriliyor ve bir yarışma yapılıyor aralarında. Bir tanesi birinci seçiliyor. Bu yılın en güzel fayası diye. O yakılmadan önce ondan bir tane parça, bir tane küçük bir parça, yani çok büyük yer kaplamayan saklanıyor. Yani şey demiştik ya, Serdar'daydı o cümle galiba. İşte halk oylamasıyla bir tanesi kurtuluyor derken, bütün bu yapı değil, bir parçası sadece. Alınıyor ve müzeye götürülüyor. Orada yıl yıl birinci seçilen fayastan hep birer parça orada saklandı o müzede. Geri kalan yakılıyor. O arada tabii ne yapılıyor? Gene geleneksel kıyafetleriyle etkinliklere gidiyorlar. İşte bu şekilde geziyorlar sokaklarda geleneksel kıyafetleriyle. Yine bir sürü şeyden hatırlayacağınız Sevilla fuarından hatırlayacağınız kasetalar kuruluyor etrafta. İşte yine dans, yiyecek, içecek, eğlence, şu bu falan filan yine sokakta yaşanan bir şeydir. Hiç binalara hiçbir şekilde belli bir yerde değil. Tüm Valencia özellikle trafiğe kapalı alanda sokakta yaşanan bir 4-5 günlük bir kutlama. Bunlar erkeklerin kıyafeti bu arada. Kızlarınki de bu. Sizin var mı sormak istediğiniz bir şey? Yok. Gidip görmek lazım diyor. Yani ne sorayım şimdi ben? Gideceğim, göreceğim diyor. Evet, şu heykellerin çok benzeri bizim bahçede var burada. Masal Adası harikalar diyor. Ben bayağı hakimim. Evin orada olunca değil mi? Evet. Ama onlar orada görüyorum. Sabit yakılmıyor. Tabii. Bunlar yakılıyor.